Örtülü ödenek harcamalarında bir ilk yaşandı. Ödenekteki harcama eksi çıktı. Bütçeden güvenlik ve savunma için yapılan harcamaların 9 aylık faturası 2.2 milyar liraya yükseldi. Üç cepheden eş zamanlı başlatılan Musul operasyonu devam ediyor. Koalisyon güçlerinin havadan desteğiyle yürütülen operasyonlarda bazı bölgelerde sokak çatışmaları başladı. Şehrin geleceği ise Fransa ve Irak'ın ev sahipliğinde Paris'te görüşülecek. Amerika, İngiltere, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin katılması beklenen toplantıya İran ve Rusya çağrılmadı. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, kanlı darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na konuştu. Dündar, Erdoğan'a yönelik "Sizi korurum ve beni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sorun" şeklindeki sözleri sarf etmediğini öne sürdü. İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, OHAL sürecinin Türkiye maliyetinin çok büyük olacağını söyledi. Türkdoğan, de facto başkanlık modeli OHAL kararnameleriyle hayata geçiriliyor açıklaması yaptı. Gaziantep'te valilik 31 Ekim tarihine kadar şehirdeki her türlü etkinlik ve eylemi yasakladı. Dün de Ankara Valiliği şehirde 30 Kasım'a kadar her türlü toplantı ve mitingi güvenlik gerekçesiyle yasakladığını duyurmuştu. Amerikalı Başsavcı Preet Bharara, Zarrab'ın Amerika'da yargılandığı dava ile ilgili son gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu. Bharara, davanın iptali için Reza Zarrab'ın avukatları tarafından yapılan başvurunun hakim tarafından geri çevrildiğini belirtti. Avusturya hükümeti eski Nazi lideri Adolf Hitler'in doğduğu evin istimlak edilip yıkılacağını açıkladı. Yetkililer evin Nazi sempatizanları tarafından anıta dönüştürülmesini engellemek için bu kararın alındığını duyurdu. Dolar zirveyi zorlamaya devam ediyor. Başkanlık tartışmaları, Musul operasyonu ve Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentilerinin etkisiyle gün içinde 3.11 liraya kadar çıktı.